Hello gençler, ben Lasbel. Bugün sizler gençler yepyeni videoda karşınızdayım gençler. Bugün TaşCraft'tayız arkadaşlar. TaşCraft çok eski bir sunucu zaten. Bilenler biliyordur. Ben de bugün buradayım ve size burayı tanıtacağım arkadaşlar. 1.17 Skyblock var burada. Ve ben de 1.17 Skyblock daha önce oynamadığım için dedim neden oynamayayım. Ve buradayım. Ve görmüş olduğunuz gibi arkamda çok tatlı bir ufak pandacık var. Buradan kurca teşekkür ediyorum panda için. Şimdi bu pandayı şimdilik oturtup büyüteceğim. Tip tembel endişeli oyuncu kahverengi mi? Var. Kahverengi panda oldu lan. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar, şimdi sunucumuza girdik. 1.17 şu anda sunucu. Skyblock 1.17, yani konuşamadım. Geldik, buradan önce ilerledik. Burada buna sağ tıkladığımızda ada panelimiz açılıyor. Ada panele en son geleceğim. Sağ tarafta web site bulunmakta. Chat'ten buna tıklayarak evet de diyerek web sitesine sunucunu gidebiliyorsunuz. Kredi yatırıp VIP satın almak için orayı kullanıyorsunuz arkadaşlar. Discord adresleri de burada. Slash Discord eşliğiyle hesabınızı Discord ile eşleyebiliyorsunuz. Discord hesabınızla. Onun dışında buraya tıklayarak da Discord sunucularına gidip teknik destek olsun, diğer oyuncularla konuşmak olsun tarzı şeyleri yapabiliyorsunuz. Onun dışında sağ tarafta burada bir adet bilgi menüsü bulunmakta. Hemen sağ tıklıyoruz. VIP bilgi, komutlar, sistemler, kurallarımız, blok seviyeleri ve piyasa kuralları var. Hemen bir bilgiye bakalım. Şimdi sunucuda 4 çeşit VIP ve bir adet de sponsor rankı bulunmakta. Hemen bakalım. Normal VIP 20 TL, turuncu bir şekilde VIP yazısı ve sarı şekilde sizin nickname'iniz, yani oyun isminiz yazmakta. Kit VIP, Feed, Repair, Craft, AFK, Fly, Back ve /EC kullanabiliyorsunuz. 2K oyun parası, 2 seviye jeneratör, yani seviye 2 jeneratör, 3 adet de VIP kasa anahtarı veriyormuş arkadaşlar. Diğer VIP'ler de bunun katlanarak gitmiş versiyonu. 20, 40, 60, 80 olarak VIP fiyatları gidiyor ve şu anki piyasaya göre bence uygun. Spawner fiyatları Golem 30 lira, domuz, zombi domuz adam, yani zombi pigman 20 TL, Blaze spawnları 10 TL gibi fiyatlandırmaları şu an görüyorsunuz ekranda. Ve en son rank olarak sponsor rankı 45 günlüğü 300 lira ve özelliği sağda yazdığı, yani sol tarafta yazdığı gibi ve bir ton özelliği var. Zaten bildiğiniz gibi başınızda koskocaman mavi bir şekilde sponsor yazıyor ve isminiz beyaz yazıyor. Bence çok da güzel. Buradan çıkıyoruz. Komutlar menüsü var. Ada komutları, genel bilgiler, para nasıl gönderilir ve oyuncu engelleme komutları bulunmakta burada. Onun dışında sistemler var. Burada sunucudaki bütün sistemler bulunuyor arkadaşlar. Hani bilmediğiniz, sunucuya yeni girdiniz. Öğrenmek için gelip burada sistemlere tıklamanız yeter. Sunucudaki bütün sistemler burada bulunuyor. Ada reklam, ayar sistemi, profil sistemi, etkinlik, epik sandık, duel, oyuncu pazarı, Discord, oyuncu market, kızıl taşsız piston sistemi, yükseltmeler olsun, rütbe sistemi, spawner sistemi olsun. Mesela yükseltmelere basıp buradan ada yükseltmeyi aç, market yükselmeyi aç diyebiliyorsunuz. Ada yükseltmeyi açalım. İsterseniz adanızdaki piston kullanma sayısını 5000 vererek 300'e çıkarabiliyorsunuz. Jeneratörünüzü 2000 vererek arttırabiliyorsunuz. Adaya kişi ekleme sınırınızı arttırabiliyorsunuz. Ada bölge sınırınızı arttırabiliyorsunuz. Ve bunların hepsini buradaki sistemler bölümünden yapabiliyorsunuz. Yani sunucudaki bir şey merak ettiğinizde buraya gelip bakabiliyorsunuz. Teslimata geleceğim. Burada kurallarımız var. Sunucunun kendi kuralları burada yazmakta arkadaşlar. Bu kurallara uyarak oynarsanız bir sıkıntı yaşamadan güllük gülistanlık bir şekilde sunucuda oynayabilirsiniz. Buraya gelip kendiniz baştan sona okuyabilirsiniz arkadaşlar. Blok seviyeleri var. Blokların adaya vermiş olduğu blok levelleri. Demir blok 0.1 seviye veriyormuş. 10 tanesi 1 level veriyormuş. Altın blok 0.5. Elmas blok direkt 1 level. Zümrüt 3, ejderha yumurtası da 15 level veriyormuş arkadaşlar. Ve piyasa kuralları var. Bunlar da Golem 1 milyon, Zombie Pigman 700K gibi oyun içi satış fiyatları bulunmakta. Oyun içi satış dediği de, yani orada zaten görmüş olduğunuz gibi piyasa diyor. Yani piyasada birisi Zombie Pigman spawnlarını satmak isterse piyasa değeri 700K gibi galiba, yanlış anlamadıysam. Buradan dümdüz geldiğimizde arkadaşlar, tam bura değil de, bura değil de, tamam dur diğer taraf. Burada ada görevleri bulunmakta. Bunu yapacağız. O yüzden göstermeyeceğim. Burada ödül var. Ben hemen günlük ödülümü alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi 3 adet demir verdi bana.
Ve burada çok sevdiğim sistem var. Yani asansör sistemi. Bunu adanıza kızıltaş bloğu ve bir adet kuvars bloğu koyarak yapabiliyorsunuz. Yani bir komut veya bir şey koymanıza gerek yok. Bir kuvars bloğu. Altına da bir kızıltaş bloğu koyduğunuzda oluyor. Mesela yapalım. Geldim. Zıpladım. Görmüş olduğunuz gibi yukarıdayım. Shift'e bastım. Görmüş olduğunuz gibi aşağıdayım arkadaşlar. Bu sistemi kendi adınıza da uygulayabiliyorsunuz. Abi panda çok tatlı değil mi ya? Bekle, ben bunu oturur vaziyette unuttum galiba. Kapalı. Heh. Bak nasıl da geliyor, nasıl da geliyor. Tamam. Burada teslimat sistemi bulunmakta. Çok hoşuma giden ve çok da güzel bir sistem bana kalırsa. Şimdi bakalım. Burada teslimat yap diyor. İstatistikler var. Hedefler var. Ve teslimat sıralaması var. Şu an birinci kişi 1548 teslimat yapmış. İkincisi 1300. Üçüncüsü 600. 46. Bir de 44 yapan var. Onun için de hedefler bulunmakta. Burada her mesela 250 teslimat yaptığımızda, her 250 teslimat diye bu arada. Hani normal 250 teslimat yaptığımızda 5K oyun parası. 750 yaptığımızda bir adet Taşcraft kasa anahtarı 5K oyun parası. 1600 yaptığımızda 2 adet Taşcraft kasa anahtarı ve 5K oyun parası veriyor arkadaşlar. Ve bilgisi burada yer alıyor. Her ay belirlenen eşyaları teslim ederek rakiplerinle yarışabilirsin diyor. Ayrıca aylık hedefleri tamamlayarak çeşitli ödüller de kazanabilirsin diyor. Bu ayın teslimat eşyası pastaymış. Birinciye 50 kredi, ikinciye 40, 3'e 30, dördüncüye 2 adet VIP kasa anahtarı, beşinciye de 1 adet VIP kasa anahtarı veriyorlarmış. Bence çok güzel. Size de teslimata katılmanızı öneririm yani. Işınlanma bölgeleri var. Ona gelmeden önce hemen bir şuraya uğrayalım. Uğrayalım. Konuşamadım. Büyücü var burada da. Sağ tıklıyoruz büyücüye arkadaşlar. Burada büyü ve burada XP şişeleme var. Yani benim levelim olmadığı için şişeleyemiyorum. Buradan gelip belirli miktarda şişeleyebilirsiniz. Chat'e yazarak slash şişele levelınızı yazıyorsunuz ve sizin için onu şişeliyor şişeye ve yere attığınızda levelınızı geri alıyorsunuz. Büyü de arkadaşlar oyun parasıyla basıyorsunuz. Mesela ben kılıcıma büyü basacağım. Kılıcım envanterimde veyahut elimde olması gerekiyor. Mantıken elimde olması gerekiyordur, envanterimde değil. Keskinlik 4 diyor. Mesela keskinlik 4 için yeterli param varsa tıkladığımda keskinlik 4'ü kılıcıma basıyor arkadaşlar. Onun dışında ışınlanma bölgeleri var. Hemen mesela arenaya bir gidelim. Arenası gladyatör arenası gibi güzel bir arena. Atlayalım. Yer toprak. Güzel. Onun dışında etrafta hoş. Fazla kastırmayacak bir arena. Yani panda da yavaş yavaş geliyor. Arenası bence güzel. Buradan aşağı falan gidiyor bak. Orada bulut mulut var kardeşim, ne oluyor? Yani VS'ler için uygun bir arena bana kalırsa. Hop, yanlış evet yazdık. Slash warp diyelim. Kasalara gidelim. Warp kasalar burada arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Toplamda 2, 4, 6 adet kasa bulunmakta. Doğru mu okudum? Ay doğru mu saydım? Evet, 2, 4, 6. Bakalım kasaların işlerine. Burası arkadaşlar neymiş? Pet kasasıymış bu. Bu VIP kasasıymış. Bir ton item var görmüş olduğunuz gibi. Taşcraft kasası. Oy kasası. Bu arada kasaları neden açmıyorsunuz derseniz arkadaşlar, kasaları açması falan uzun sürüyor. O yüzden göstermek daha güzel bana kalırsa. Görmüş olduğunuz gibi burada kasa içeriklerinde hızlı bir şekilde görebiliyoruz. Siz de gerek internet sitesinden satın alarak, gerek eventlerde bu kasa anahtarlarından toplayarak, gerek VIP satın aldığınızda gelen kasa anahtarlarıyla bu kasaları açarak arkadaşlar siz de daha hızlı bir şekilde kasılabilirsiniz. Markete gidelim. Market arkadaşlar şöyle bulunuyor. Sunucu market, oyuncu market, çiftçi, minion market ve epic sandık duruyor. Epic sandık sistemi arkadaşlar şu. Normal bir adet sandığınız var ve normal bir adet sandığın slotunun genişletildiğini düşünün. Böyle oluyor. Minion market var. Buradan kendinize minyon satın alabiliyorsunuz jeneratör için. Bir adet minyon, bir adet besleyici almanız yetiyor. Onun dışında çiftçi var. Çiftçiyi göstereceğim. Oyuncu marketi ve sunucu marketi bulunmakta. Sunucu marketi klasik sunucudaki yani kullandığınız market oluyor. Burada oyuncu markette slash ah sistemi oluyor. Görmüş olduğunuz gibi buradan satın alabiliyorsunuz. Onun dışında tekrar warp diyorum. Etkinliğe gidelim. Etkinlik arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam Envoy etkinlikte oluyordu. Ya da başka bir yerde de olabilir. Kasalar düşüyor. Ben burada oluyor diye biliyorum. Yanlış biliyorsam kusuruma bakmayın.
Kasalar düşüyor. Kasalara sağ tıklayarak kasaları açıyorsunuz. Onun dışında gökten item yağma gökten item yağma eventleri oluyor. Bu sunucuda oluyor mu bilmiyorum. Belki onun için de kullanıyor olabilir etkinlik warp'ını. Balıkçı var. Balıkçıdan arkadaşlar balık tutarak o balıkları satabiliyorsunuz. Balıkçı Ramiz var. Yem, sıralama ve balık marketi bulunmakta. Klasik balık pulgini. Bunu umarım biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız da buraya gelip öğrenebilirsiniz. Yem marketinden yem alıyorsunuz. Yemler envanterinizde duruyor. Buradan sıralama var. Mesela birinci bir tane minik, bir tane normal, iki uzun, iki tane de kayıp balık Nemo tutmuş mesela. Bay Ege. Balık marketinden de bu balıkları satabiliyorsunuz arkadaşlar. Var takas bulunmakta. Takasta 3 adet köylümüz bulunmakta arkadaşlar. Farmcı, kasap ve tüccar olmak üzere. Burada tüccar var. Konuşamadım. Boğazım acıdı bir an. Tekrar söylüyorum. Burada farmcı var arkadaşlar. Burada kasap var. Burada da tüccar var. Itemları vererek burada takas yapıyorsunuz kendinizce. Mesela 48 adet taş craft coin'e bir adet elytra alıyorsunuz. 32 adete ejderha yumurtası, 16 adete ejderha kafası tarzı şeyler alabiliyorsunuz. Burada arkadaşlar para sıralaması bulunmakta. Birinci parada kimmiş? Dedi Çil'miş. Burada ya kardeşim ayıp değil mi? Panda'ya oturtmuşsunuz adamı. Burada da Dedi Çil'miş. Üzüldüm bak şu an. Panda'ya oturulur mu lan? Sen üzülme canım ben. Burada da ayı oturuyorlar kutup ayısına. X Berat TR'ymiş arkadaşlar öldürme sıralamasındaki birinci kişi de. Onun dışında bakalım burada başka bir şey var mı? Hemen şu etrafa bir bakmak istiyorum. Yokmuş. Warp'a geri dönüyorum. Burada da warp sıralama var. Sıralamayı da gösterdim. Şimdi adama gidebilirim artık. Adama ışınlanıyorum. Adama ışınlandım. Slash is yazdım. Ve menüyü açtım. Ada ayarları, ada izinleri, ada biyomları, ada bankası, ada yükseltmeleri, ada sıralaması, ada görevleri, ada blok sayısı, ada üyeleri, ada ziyaretçileri ve adadaki blok seviyeleri olmak üzere bir ton menümüz var. Bu da adayı sil menüsü. Bu en gereksiz menü. Adanızı silmek. Gerek yoktur. Tekrar island diyorum. Adadaki blok seviyeleri demek. Şu demek. Adaya ben mesela bir adet spawner koydum. Bu spawnerlar kaç miktar yani o yazıyor mesela blok şey anlamında. Ne kadar? Piston koydum, onu koydum, bunu koydum. Onları gösteriyor. Ada sıralaması istopu gösteriyor. Birincinin 7.8 leveli varmış arkadaşlar. Işınlanma zaten. Direkt adaya ışınlıyor. Ada bankası. Ada bankanıza para yükleyebiliyorsunuz. Yani kendi yükleyebiliyorsunuz ne ya? Bu nasıl Türkçe? Yükleyebiliyorsunuz. Ada yükseltmeleri var. Biraz önce de gösterdiğim gibi. Mesela ben jeneratörümü yükselteceğim birazdan. Ada görevleri var. Şimdi ada görevlerini yapacağım ama önce kendime bir adet çiftçi satın almak istiyorum. Hop. Bir adet çiftçi aldım. Bu çiftçiyi ben buraya koymak istiyorum. Bu çiftçi sistemi çok güzel ve çok kaliteli bir sistem arkadaşlar. Hani ben çok seviyorum şahsen. Şimdi size çiftçiyi anlatacağım. Ama kankam ayıp değil mi? Bana döneydin ya. Bekle. Yer değiştirme. Heh. Yüzümüze bakacak arkadaşlar. Arkasını dönmüş adamla konuşulur mu? Ayıp. Burada yerini değiştirebiliyorsunuz. Satışa yer yapabiliyorsunuz. Çiftçinin seviyesini ayarlayabiliyorsunuz. Ve düşenleri toplayıp toplamamasını açıyorsunuz. Bu nasıl? Bunu anlatacağım. Sağ tıkladım. Çiftçiye ilerle dedim. Burada demiri gördük değil mi? Umarım toplar. Yani umarım toplar dememin nedeni bazen demiri toplamayabiliyor. Hani şey anlamında toplamayabiliyor. Siz kendi elinizden attığınızda normal düşünce topluyor. Mesela şu anda sıfır demir var görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Toplaması da açık. Bir adet demiri atıyorum. 3 adet attım. Ve görmüş olduğunuz gibi 3 adet demir burada. Q'ya bastığımda yanlış oldu. Q değil özür dilerim. Sağ tıka bastığımda hepsini alıyorum. Buradan kapattığımda görmüş olduğunuz gibi yere atabiliyorum. Ve buradan shift'e basıp açtığımda tekrar açılmış oluyor. Şimdi ben bunu kapatacağım çünkü bazı itemleri toplamasını istemiyorum şu anda. Şu anda ada görevlerimizi yapacağız. Tekrar istiyoruz. Ada görevleri var. Burada çiftçi var. İlk görevimiz neymiş? 10 adet havuç, 10 adet patates ve 10 adet buğday istiyor bizden. Hemen yapalım abi. Hop. Geliyorum. Burada olmuş buğdaylarımı topluyorum. O olmamış. Yanlış görmüşüz. Hop. Hop. Seni de ek. Bu da olmamış.
Hemen olmuş havuçlarımızı topluyoruz arkadaşlar. Olmuş patateslerimizi topluyoruz. 8 adet patatesimiz, 3 adet havuç, özür dilerim. 2 adet patates, 8 adet havuç, 3 adet de buğdayımız oldu. Bunları tekrar ekiyoruz. Ve benim chest'imde biraz kemiğim olması lazım. Kemik demişim. Kemik tozumun olması lazım. Bunu, şunları büyütüyorum abi. 5 oldu değil mi? Onun sayısını arttıracağız. Çat. 5 oldu, 8 oldu. Tamam, bu 11 oldu. Havucumuzun sayısını arttıralım arkadaşlar. 11 havucumuz oldu. Sıra buğdayda. Hop, yanlış oldu. Bir dakika. Bunların oldu bunlar. 6 buğdayımız oldu. Umarım kemik tozumuz yeter. 7 buğday oldu ve kemik tozumuz yetmeyecek arkadaşlar. Çok iyi. Slash market diyorum. Buradan sunucu market diyorum. Blok market değil. Farm market diyorum. Kemik satılmıyor mu? Satılmıyorsa ağlarım. Satılıyor, tamam. Tamam, satılıyor. 2 adet kemik alıyorum. Buradan kemik tozuna çeviriyorum. Kanka koyamadım. Panda çekil şuradan. Panda. Cık. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya oğlum. Gel buraya yavrum. Aferin. Bak patatesi mahvettik, görüyor musun? 9 oldu. Şaka mısın? Ya ayıptır, günü attır, paramız yok. Tamam. Büyüttük. Tamam, 10 tane oldu görmüş olduğunuz gibi. İstedim. Görevler dedim. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Niye olmadı? Yerleştirilen buğday. Bunu yerleştirmemizi mi istiyor? Kanka yerleştirmesini desene sen. Ayıp ya. Ben envanterimde olması gerekiyor sanıyordum. Bakayım tekrar. Görevler. Mesela yerleştirilen buğday 9 diyor. Ben buğdayı kırıp bir buğday daha koyarsam 10 oldu mu? Yok. O buğdayın illa büyümesi lazım. O zaman bütün parayla kemik alıyoruz abi. 10 tane kemik aldım. Tamam mı? Seni büyüttüm. Şu anda şeyin tamam olması lazım. Yanlış geldik. Tamam, buğday okey. Havuç ve patates koymam gerekiyor şu an. Okeyiz abi. Tamam. Patates birincisini hallettik. Havuçun. Tamam, çok iyi gidiyoruz. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Ben kafaya koydum arkadaşlar. Bu görevi yapacağım. Tamam. Kaç havuç oldu? 10 havuç oldu. Sıra patatesti arkadaşlar. Ben o parayı istiyorum. O yüzden patateste sıra. İkiyorum patatesimi. İkiyorum. İkiyorum patatesimi. İkiyorum patatesimi. Çok iyi. Ve patatesin de tamamlamış olması lazım. Son bir patates. Hadi. Son bir potato. Ve görmüş olduğunuz gibi hesabıma 2000 oyun parası geldi. Ve görevler dediğimde o görevi yapmışım arkadaşlar. Şimdi ben o 2000'i ne için kullanacağım? Param vardı ama para gereken bir şey. O yüzden şu an ben bir lag'a girdim. Düzeldi. Tabii ki de cobblestone generator'ımı güçlendireceğim arkadaşlar. Her insan evladının yapacağı gibi. Burayı kırıyorum. Kalan paramla, çünkü ben orayı mahvettim. Bir adet cobblestone generator yapacağım. Ama lavı nereden alacağım? Buradan alacakmışım. Tamam. Bir adet de su alacağız. Şimdi arkadaşlar. Size bunu göstereceğim. Sonra size ufak bir teslimat sistemini daha göstereceğim. Lavımı koydum. Suyumu koydum. Evet. 10 yıldır Minecraft oynuyorum. Ama hala cobblestone generator yapmayı bilmiyorum. O yüzden yorumlarda istediğinizi söyleyebilirsiniz. Ben karışmıyorum abi. Her seferinde şunların yerlerini karıştırıyorum ya. Ben başka bir şey demiyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, cobblestone generator'da şu an taş envanterime geliyor. Ama ben buraya gelir, buna shift basıp taşı, yani aktif edersem, taş bundan sonra arkadaşlar benim envanterime gelmemesi gerekiyordu. Yanlış açmadım mı ben onu? O 40 taş için geçerli değil mi? Tamam.
Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, bundan sonra 40 taşlar envanterime gelecek. Ama bu da envanterim aktif olduğu için. Ama yere attığımda görmüş olduğunuz gibi çiftçiye gitti. Görmüş olduğunuz gibi ben bunları attığım an çiftçi hemen topluyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bunu göstermek istemiştim. Onun dışında iş yazıp yükseltmelere girdiğimde bu jeneratörünüzü her yükselttiğinizde oranlar artıyor. Yani lapis oranı, kızıltaş oranı, kömür oranı, elmas oranı. Bu bütün oranlar arkadaşlar seviyeleri değişerek artış sağlıyor. Ve her arttığınızda kızıltaş diyorum ya. Normal taşın yani kırık taşın çıkma oranı düşerek cevherlerin çıkma oranı yükseliyor. Bu yüzden benim tavsiyem sunucuda önce ada sınırınızı, önce jeneratörünüzü, sonra ada sınırınızı ve sonra piston seviyenizi yükseltmeniz. Şimdi burada bizim güzelce itemlarımız bulunmakta. Siz de bir adet pasta yapıp teslimat yapacağız. Şöyle sütlerimizi topluyorum. Slash craft komutumu kullanarak crafting table'ıma geliyorum. Ve pasta yapacağım. Pasta. Buğdayları almadık ki. Tamam. Buradan pastamı yapıyorum arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. 2 adet pastamı yaptım. Spawn'ıma geldim. Teslimat dedim. Teslimatımı yaptım. Ve 2 adet teslimat yaptım görmüş olduğunuz gibi. Ve sıram ilk videonun başında 12.'ydim ve şu an 10.'yum. Yani her teslimat yaptığımda arkadaşlar sıralamam gittikçe artacak. Ve belki ben ay sonuna kadar 1.300 teslimatı geçeceğim. Belki 10.000 teslimat yapacağım. Ve bu 10.000 teslimatın karşılığında 50 kredinin sahibi olacağım. Yani siz de sunucuya gelerek, sunucuda kasılarak, teslimat sistemini kullanarak veyahut sunucuda eğlenerek oynayarak bir ton şey yapabilirsiniz. Teslimat sistemini öneririm. Çünkü teslimat sistemiyle 50 kredi demek çok iyi bir rakam bence. Direkt VIP çekersiniz kendinize yani. Onun dışında umarım söylemeyi unuttuğum bir şey yoktur. Hepinizi seviyorum. Sunucuya gelmeyi unutmayın. Ben de burada oynuyorum çünkü. 1.17 abi, hani seviyorum 1.17 çünkü. Skyblade'ı seviyorum. Hepinizi seviyorum. IP, Discord adresi ve sitesi açıklama kısmında bulunmakta. Görüşürüz. Bay bay.